Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Yunanistan neden kendi demir kubbesini kuruyor? İran ve İsrail arasında başlayan sıcak çatışma birçok ülkeyi alarma geçirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, başlayan savaşın ardından hava savunma sistemine ağırlık vereceklerini söyledi. Yunan savunması, İsrail'deki demir kubbeye benzeyen bir hava savunma sistemi kurmayı planlıyor. Türk savunmasını da yakından takip ettiklerini aktaran Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'nin İHA'lar konusunda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Öte yandan Ege Deniz Parkı krizine değinen bakan, basit meselelerin çözümü büyük gerginlikleri önler dedi. Lokanta ve kafelerdeki KDV'lere yeni zamlar yolda. Asgari ücrete yılda bir defa, yemekten giyime ise her gün zam yapılıyor. Vatandaşa kafede oturup kahve içmek artık daha pahalıya mal olacak gibi. Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın lokanta ve kafelerdeki KDV oranlarında artışa gideceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri de dahil lokantalarda KDV oranı %8'den %10'a, bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan %18 KDV oranı da %20'ye çıkartılacağı konuşuluyordu. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. KDV oranlarında artış yapmadık, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz. Bu tür haberler asılsızdır dedi. Dünya Bankası Türkiye'ye finansman desteği sağlayacak mı? Dünya Bankası Türkiye X sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Dünya Bankası Türkiye'nin ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacak paketi hazırladığını söyledi. Türkiye için ülke işbirliği çerçevesi kapsamında hazırlanan 18 milyar dolarlık paket Türkiye'ye verildi. 2024 ila 2028 yıllarını kapsayacak işbirliğinin detayları ise şu şekilde. Hazırlanan paketin yaklaşık 12 milyar doları özel şirketlerin küresel pazardaki rekabet ve yurt içi istihdam imkanlarını geliştirmesinde, finansmanın geri kalanı ise geçen yıl meydana gelen deprem yaralarının sarılması, enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliği ile ilgili sorunların ele alınmasına yönelik olacak. Türk savunma sanayi ağına yeni bir isim geliyor. Dünya basınına da çokça konu olan Türk savunma sanayi alanında büyük ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden Ateşçi Medikal Mühendislik yakın zamanda yeni bir proje imza atacak. Söz konusu ortaklığın Afridex'e gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amaç Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mühimmat üretim tesisi kurmak. Geniş yelpazede askeri donanım ve savunma sistemleri üzerinde uzmanlaşan savunma şirketinin ürün portföyü de bir hayli dikkat çekici. Dünyanın birçok yerine ihracat yapan firmanın şu anki pazar hedefi ise Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya pazarına girebilir. Batman'a yapılacak dev yatırım iş gücünü nasıl etkileyecek? Batman valisi Ekrem Canalp, vatandaşların genellikle işsizlik sorunu nedeniyle kendilerine başvurduklarını, işsizlik sorununu çözmek ve sosyal yardım taleplerini azaltmak amacıyla bölgeye 5 yeni endüstriyel alan yapmayı hedeflediklerini söyledi. Projeleri hazırlanmakta olan Samanyolu Tekstil OSB ve Oymataş Köyü Gıda İhtisas OSB'nin yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru işlemleri tamamlandı. Bakanlıktan 2 milyar 611 milyon 120 bin lira yatırım projesi desteği alınarak iki OSB'nin bu yıl altyapı çalışmalarına başlanacak. Söz konusu yatırım bölgede 60 bin kişiye iş kapısı olurken, öte yandan kentte ticaretin gelişmesi, ham maddenin nihai ürüne dönüşerek ekonomik katma değerinin de artırılması amaçlanıyor.
Bölgeye OSB'ler dışında 2 lojistik ve 2 de serakent kurulması planlanıyor. Böylece istihdam kapasitesi de 100 binlere kadar çıkartılmış ve işsizliğin de önüne geçilmiş olacak. Bayramlarda tatillerde Sivas'a gitmek isteyenlere müjde. Daha önce Ankara-Sivas arasında bulunan yüksek hızlı tren seferlerine artık İstanbul'da eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul ve Sivas arası yüksek hızlı tren seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Ekspres seferler 483 kişi kapasiteli olarak İstanbul-Sivas arasında aktarma yapmadan gerçekleştirilecek. Otobüste neredeyse 13 saat süren İstanbul-Sivas seferi ekspres trenle 7 saat 18 dakikaya düşecek. Ekspres yüksek hızlı trenler Sivas-İstanbul arasında Yozgat-Kırıkkale-Ankara-Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerine göre gerekli değerlendirmeler dikkate alınarak işletme planı değişiklikleri yapılması planlanıyor. Emeklilere yönelik yapılan yeni destek paketleri yolda. Emekli aylığı en düşük seviyede olan ve başka bir geliri olmayan emeklilere bölgesel destek sağlamak için çalışmalar başlatıldı. En düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emeklilerin yararlanması beklenen destekler, yaşanılan yer ve öncelik ihtiyaçlarına göre de farklılık gösterecek. Söz konusu çalışmayla kira, enerji gibi gider kalemleri desteklenecek. Yapılan çalışmanın destek tutarı ve hangi bölgelerin yer alacağının da henüz netleşmediğini bilgisini buradan aktaralım. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.